Arkadaşlar merhaba. Örayınrı 6. sınıf için verilen matematik keyfi kitabı sayfa 209 kazanım tadını sorular 19 ile devam ediyorum. İlk sorumu büyüttüm. 6. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan araştırmada öğrencilerin derse hazırlıklı gelme alışkanlıkları incelenmiştir. 3 sınıf için sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 6. A sınıfında hazırlık yapıp okula gelen 10 tane öğrenci vardır. 6 ay bakıyorum hazırlık yapan turuncu ile gösteriyormuş. 6 A'da da turuncu 13 kişi var. Yani 10 kişi değil. A, A şıkkım yanlış oldu. eledim. B şıkkıma geldim. Hazırlık yapmadan okula gelen en fazla öğrenci 6B'dedir. Yani diyor ki arkadaşlar mor en fazla hangi sınıftadır? 6A'da mordan 18 kişi var. 6B'de hazırlık yapmadan okula gelen 13 kişi var. 6C'de 15 kişi var. Dolayısıyla en fazla 6B'de değil 6A'dadır. B şıkkım da yanlış oldu. Onu da eledim. C şıkkıma geldim. C şıkkımda hazırlık yapmadan okula gelen öğrenci sayısı 41'dir demiş. Bakalım arkadaşlar hazırlık yapmayanlar mor ile gösteriliyordu. 18 artı 13 artı 15. Bunu topladığım zaman devamı 41 değil 46 bulacağım. C şıkkımda yanlış. C'yi de eliyorum. Son şıkkıma geldim. D şıkkımda bana demiş ki 6A sınıfında hazırlık yapmadan okula gelen öğrenci sayısı ile 6B sınıfında hazırlık yapıp okula gelen öğrenci sayısı eşittir. 6A sınıfında arkadaşlar hazırlık yapmayan kaç kişi var? 18 kişi var. 6B'de hazırlık yapan da 18 kişi var. Dolayısıyla 18 ile 18 eşittir. D şıkkım doğrudur. Bunu işaretledim. Sayfamı temizleyip ikinci soruma geçiş yapıyorum. Ağırlık ortalamaları 60 kilo olan 5 kişilik bir gruba ağırlığı kaç kilo olan bir kişi daha katılırsam grubun ağırlık ortalaması 64 kilo olur. Bakalım arkadaşlar ben ortalamayı nasıl buluyordum? Şuraya yazmak istiyorum. Toplam bölüm adet eşittir ortalama. Ben arkadaşlar toplamımı bilmiyorum. Adetimi biliyorum 5 kişi. Ortalamamı biliyorum 60 kilo. Ne yapıyorum? Toplam toplam 1 diyelim. Çünkü arkadaşlar bu sonradan gruba bir kişi daha katılıyor ve grubun 6 kişilik oluyor ya. Buna toplam 1 diyeceğim. Böyle şu anda elimde 5 kişi var. Ve 5 kişi varken bunların ortalaması 60'mış. Buradan arkadaşlar toplam birim. 60 çarpı 5 yaparım ve cevabımı 300 kilo olarak bulurum. Toplam 2'ye geliyorum. Yani grubuma bir kişinin daha geldiğini, grubumun 2 kişi olduğunu, pardon, grubumun 6 kişi olduğunu varsayıyorum. Ve grubum kaç kişi oldu? 6 kişi. Eşittir arkadaşlar. Ortalaması kaç oldu grubumun? 64. Bana ne istedi arkadaşlar? 6. kişi. Yani sonradan gelen kişinin ağırlığını istedi. Toplam iki arkadaşlar 64 çarpı 6'dan 384 kilo olarak buluyorum. 6. kişiyi bulabilmem için toplam 2'den toplam 1'i çıkarmam lazım. Yani 384 eksi 300 eşittir 84. C şıkkımı işaretliyorum. Sayfamı temizleyip 3. soruya geçiş yapıyorum. Fatih, Türkçe, Matematik ile Fen Teknolojileri dersinin birinci ve ikinci yazılarından yukarıdaki gibi notlar almıştır. Fatih, bu dersin üçüncü yazılısından hangi notları almalıdır ki bu üç dersinde ortalamaları 90 olsun? Yani arkadaşlar, Türkçenin, Türkçenin ortalaması 90, Matematik'in ortalaması 90, Fen'in ortalamasını 90 istiyorum. Peki arkadaşlar... Ben bir dersten toplam kaç tane yazılı oluyorum? 3 tane yazılı oluyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Toplam adetim kaç? 3. 3 tane yazılı olduğum için ortalamanın kaç olmasını istiyorum? 90 olması istiyorum. Buradan arkadaşlar toplamımın 270 olması gerekiyor. Yani 3 sınavdan da toplam 270 puan alacağım ben. Ortalamamı 90 yapabilmem için. Türkçeden şu zamana kadar 100 ve 80 almışım. Yani toplam 180 almışım. Bunun arkadaşlar 270'i çıkardığım zaman Türkçenin 3. yazılısından 90 almam gerekiyor. A şık gelen B duruyor. C şık elendi D duruyor. bakalım arkadaşlar matematik. 80 almışım 90 almışım. Yani toplam 170 almışım. Ve arkadaşlar benim ortalamamın 270 olması lazımdı. Pardon toplamının 270 olması lazımdı 90 olabilmesi için. 270'ten 170 çıkardığım zaman matematiğin 3. yazısından 100 almam gerektiğini buluyorum. Ve 5 şıkkım da buradan elendi. Bakın matematik 100 fen teknolojinden de 90 alırsam benim ortalamam 90 oluyormuş. Böylelikle arkadaşlar 3. sorumu da yaptım. Sayfamı temizleyip 4. soruma geçiş yapıyorum. Bir gruptan yaş ortalamaları 20 olan iki kişi ayrılıp yaşı 20 olan başka bir kişi katılırsa grubun yeni yaş ortalaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar benim grubum 3 kişilik grup olsun. 3 kişi diyelim. 3 kişiden oluşuyor bu grup. Ve bu grubun yaş ortalaması 20. Ortalama 20. Bakalım arkadaşlar. Toplam bölü adet. Bana neyi verecek? Ortalamayı verecek. Ben 3 kişi olarak kafamdan attım. Ortalama. Burada ben geliyorum yerlerini yazıyorum ve toplam kilomu buluyor. Toplam yaşımı bulacağım arkadaşlar. Toplam Adetim kaç? 3. Ortalamam kaç? 20. Toplam yaşımız arkadaşlar 60. Toplam 60 diyorum. Bu burada dursun. Benden ne demiş? E, ee, i̇ki kişi ayrılıp yaşlarım iki kişi ayrılıp yaşı 20 olan başka biri katılırsa Yeni yaş ortalaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Bakalım arkadaşlar. Buradan iki kişi ayrılsın. Bu iki kişinin yaşlarının birisi 25 olsun diğeri 15 yaşında olsun bakalım 25 artı 15 kaçtır 40'tır grubumdan 40 toplam 40 yaş ayrıldı 60 yaş vardı 40 yaşım gitti arkadaşlar buradan cevabım 20 geldim ve yeni gelen kişi de arkadaşlar 20 yaşındaymış dolayısıyla ne yapıyorum yeni ortalamamı bulmak istiyorum 20 artı 20'den bakın 3 kişi vardı 3 kişiden 2'yi çıkardım arkadaşlar Geriye 20 kaldı ve birisi daha geldi. Onun da yaşı 20. Dolayısıyla arkadaşlar 20 artı 20'den yeni oluşan yaşım 40 yaşında oluyor. Ve elimde bir kişi kalmıştı. Birisi daha geldiği için adetim 2 kişi oluyor. 40 bölü 20'den ortalamam yine 20 oluyor. Bana ne sormuştu? Yeni yaş ortalaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Değişmez diyorum arkadaşlar. Bakın ilk önce de 20 idi. Sonradan da 20 oldu. Dolayısıyla değişmiyor. C şıkkım işaretlerim. Sayfamı temizleyip 5. soruya geçiş yapıyorum. Yukarıdaki grafikte bir tatil köyüne 2017 ve 2018 yıllarında gelen turist sayıları ve ülkeleri verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kasabaya 2 yılda gelen İngiliz turist sayısı 96 bindir. Bakalım arkadaşlar İngiltere'den gelen turist sayısına. 2018'de 47 bin gelmiş. 2017'de arkadaşlar bakıyorum 49 bin gelmiş. Artı 49 bin. Buradaki toplam işlemini yaptığım zaman 2 yıl boyunca 96 bin İngiliz geldiğini göreceğim. A şıkkım doğru. B şıkkıma kasabaya en az Rus turistler gelmiştir diyor. Toplayalım arkadaşlar. Ruslardan 45 bin artı 49 binden kaç kişi gelmiştir? 94 bin geldi. Şuraya Rus yazıyorum. Rus 94 bin. Az önce İngiliz'i kaç kişiyi buldum? 96 bin bulmuştum. Alman kaç kişi geldi arkadaşlar? Bakıyorum 49 bin artı 52 binden 101 bin kişi gelmiş Alman olarak. Alman eşittir 101 bin. Dolayısıyla bakıyorum en az Rus turist gelmiş. Dolayısıyla B şıkkımda doğru oldu. B'yi eliyorum. C şıkkımda 2017'de eşit sayıda Rus ve İngiliz gelmiştir. Bakalım 2017 hangisi mavi olan? Rus ve İngilizce bakıyorum. Rus burada, İngiliz burada. İkisi de bakın 49 bin gelmiş ve eşitler bunlar. C şıkkımda doğru onu denedim. D şıkkıma geldim. Kasabaya 2 yılda gelen Alman turist sayısı 100 bindir. Bakın arkadaşlar 2 yılda gelen Alman turist sayısı 100 değil 101 bin. Dolayısıyla D şıkkım yanlış yanlış oldum. D'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip altın soruya geçiş yaptım. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik soru değildir? Bakalım sizin ve babanızın yaşları toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu böyle bir soru grubu değil. Ben diğer şıklarda daha iyi anlatacağız. Şirketinizde çalışan bayan ve erkek personelinden en tecrübeli olan kimdir? Bakın arkadaşlar demiş ki bayan mı daha tecrübeli erkek mi daha tecrübeli? İki tane veri grubunu karşılaştırıyor. B şıkkım doğru. C şıkkımda bu yıl mı yoksa geçen yıl mı bu şehirlerde daha çok yeni okul açıldı? Diyor ki yani bu yıl mı daha çok okul açıldı? Geçen yıl mı daha çok okul açıldı? Bu iki yılı kıyaslıyor. D'de diyor ki Elif ile Fatih okula minibüsle mi yoksa servisle mi daha hızlı gidiyor? Yani diyor ki minibüsle mi gidersem ben daha kısa sürede varırım yoksa servisle mi gidersem? Yani yine iki tane veri grubunu karşılaştırmış oluyorum. Ama A şıkkında öyle bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkım benim iki veri grubunu karşı karşılaştırmaya yönelik bir soru olmadığı için onu işaretliyorum. Sayfamı temizliyorum. Yedinci soruya geçiyorum. Üç amatör takımının oynadığı maçlarda attığı ve yediği gol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunlara göre e, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Takımlarımızın adı Arı Bahar Model. Çok güzelmiş takımlarımızın adı. Arı takımının yediği ve attığı gol, sayısı, gol sayısı farkı. Arı takımının bakıyorum attığı gol sayısı 4, yediği e, gol sayısı 6 ve benden bunun farkını istemişti. 6-2'den, 6-4'ten 2'dir arkadaşlar. A şıkkım doğru. Şuraya 6-4 eşittir 2 diyorum. B şıkkımda 3 takımın attığı toplam gol sayısını sormuş. Bakıyorum attığımız gol sayısı burada 4 artı 7 artı 3. Buradan arkadaşlar 14. Peki şıkta ne demiş? Şıkta da 14 demiş. B da doğru. Bunu da eledim. C şıkkımda model takımının model takımının yediği gol sayısı. Bakıyorum model takımının yediği gol sayısı 8. Arı ve bahar takımlarının attığı toplam gol sayısından azdır. Arı ve bahar arı ve baharlara bakıyorum arkadaşlar. 4 artı 7'den 11'dir ve 11 8'den küçük olduğu için C şıkkım da doğru oluyor. Onu da eledim. Son şıkkıma geldim. En az gol yiyen takım modeldir. En az gol yiyen e, takım hangisi arkadaşlar? Model değil Bahar'dır. Çünkü model 8 iken Bahar 5. Dolayısıyla D şıkkım yanlış oldum. Bunu işaretledim. Sayfamı temizleyip 8'in soruya geçiş yapıyorum. Aşağıdaki tabloda 3 kişinin son 4 ayda gittiği bale gösterisi sayısı ve sinemada seyrettiği film sayısı verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi bu kişilerle ilgili araştırma sorularından biri olamaz? Gelecek hafta bale bale gösterisi var mı? Arkadaşlar bu çok saçma bir e, soru. Çünkü yani yukarıdaki tabloda bunun cevabı yok. Ben bunu bir köşeye bırakıyorum. Diğer şıklarıma bakacağım. Bale gösterisine en çok kim gitti? Bakıyorum. Kıyaslıyorum arkadaşlar. Tabloya baktım. Ali bir defa gitmiş. Veli iki defa gitmiş. Elif üç defa gitmiş. En çok giden Elif'miş. Dolayısıyla bu bir e, araştırma sorusu yukarıdaki tabloyla ile ilgili. C'ye geldim. Veli baleye mi yoksa sinemaya mı daha çok gitti? Bakıyorum Veli iki defa baleye, dört defa sinemaya gitti. Hangi e, cevabım ne arkadaşlar? Sinema. Yani bu da bir araştırma sorusu yukarıdaki tablo ile ilgili. Sinemaya en az kim gitti? Ali 7 defa gitmiş, Veli 4 defa gitmiş, Elif 10 defa gitmiş. Dolayısıyla baktığım zaman Veli sinemaya en az giden isim oluyor. Çünkü nereden buldum? Ben yukarıdaki tabloyu inceleyerek buldum. Ama A şıkkımda sorulan soruyu yukarıdaki tablodan cevabını alamam. Dolayısıyla benim olmayan şıkkım A oluyor. Onu da işaretliyorum. Sayfamı temizliyorum ve 9. soruya geçiş yapıyorum. Cep telefonu konusunda araştırma soruları hazırlayan bir araştırmacı hangi konuyu seçerse uygun veri elde edemez. Cep telefonunun faydaları. Evet arkadaşlar hani herkese göre ayrı bir faydası vardır. Dokunmatik ekran, çift kamera falan filan. Bununla ilgili uygun veri elde edebiliriz. Cep telefonu markaları. Bakın arkadaşlar bu da sonuçta cep telefonu ile ilgili olduğu için bize diyecek ki A markası, B markası, C markası bunların hepsi cep telefonu ile ilgili. Dolayısıyla bu da olur. A şıkkımız olmuş. C şıkkını demiş ki, cep telefonunun yaygın kullanımı. Arkadaşlar bu da cep telefonuyla ilgili bir soru. Çünkü nerede yaygın kullanıldığını soruyor. Dolayısıyla bu da uygun veri elde edebilir. Ama teleskopla nelerin gözlemleneceği cep telefonundan alakasız bir soru olduğu için D şıkkında uygun veri elde edemem. Dolayısıyla D'yi işaretliyorum. Sayfamı temizliyorum. 10. soruma geçiş yapıyorum. Pardon. Aşağıda verilen sayı gruplarından hangisinin açıklığı doğru bulunmuştur? Bakalım açıklığı nasıl buluyorduk? Sayı grubundaki en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkarıyordum. Şuraya en büyük eksi en küçük diyorum. Bu neydi arkadaşlar? Açıklık. Bakalım A'daki sayı gruplarındaki en büyük sayım 44. En küçük sayım 38. 44'ten 38'i çıkardığım zaman açıklama 1 değil 6 bulacağım arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkım yanlış. B şıkkımda 21 18 15 30 33 en büyük sayım 33, en küçük sayım 15. 33'ten 15'i çıkardığım zaman açıkklıma 15 değil 18 bulacağım. B şıkkımda yanlış. C şıkkımda 2 2 11 71 8 Arkadaşlar bakın en büyük sayım 71 en küçük sayım 2 71'den 2'yi çıkardığım zaman 69 bulurum C şıkkım doğru olur D şıkkıma baktım 8 10 6 7 9 en büyük sayım 9 en küçük sayım 6 19'dan 6'yı çıkarırsam cevabımı 10 değil 13 olarak bulurum doğru olan şıkkımı C şıkkımı işaretledim sayfamı temizleyip arkadaşlar 11. soruya geçiş yapıyorum 6, 5, 6, 15, 12, 9, 10 ve üçgen yaşlarında bulunan bir arkadaş grubundaki yaşların açıklığı 11 olduğuna göre üçgenin değeri kaç olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar ben burada şöyle yapacağım. İlk önce en küçük sayımı bulalım. En küçük sayım burada benim 6. 6 artı 11 ben şunu varsayıyorum. Buradaki üçgenin benim en büyük sayım olsun. En büyük sayım olsun. 6 artı 11'den benim üçgenim arkadaşlar buradan 17 olabilir. Çünkü grubumda başka 17 yaşında olan birisi yok. Dolayısıyla arkadaşlar aşık oluyor. Peki şunu soralım. Benim üçgenim neden en küçük sayı olamıyor? Şu yüzden arkadaşlar grubumdaki en bunu e, en küçük var sayıyorum ve grubumdaki en büyük sayıyı 15 olarak buluyorum. Açıklamanın 15 olabilmesi için en büyükten en küçüğü çıkardığım zaman arkadaşlar 11 bulmam lazım. Dolayısıyla en büyük 15 ise en küçüğümün 4 olması lazım ki benim açıklığım 11 olsun. Dolayısıyla arkadaşlar üçgenim 4 olacak ama şıklarda 4 olmadığı için dolayısıyla benim üçgenim en büyük sayı olmak zorunda. 17 cevabımı buldum. A şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip 12. soruya geçiş yapıyorum. Bir çalışma ofisinde bulunan 4 kişinin yaşları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu yaşların açıklığı 8'dir. Bu ofiste en küçük Arzu Hanım olduğuna göre bu kişilerin yaşlarının ortalaması kaçtır? Bakalım arkadaşlar. Açıklığı nasıl buluyordum? En büyükten en küçüğü çıkarıyordum. En küçüğümüz Arzu Hanım'mış. Arzu Hanım 22 yaşında. Dolayısıyla benim en büyüğüm arkadaşlar açıklığım 8 olduğu için en büyüğüm 30 yaşında olacak. Neden? Çünkü en büyükten en küçük çıkardığım zaman açıklığımı buluyordum. Yani bakın 30 yaşında ne Mehmet ne Ali dolayısıyla Zeynep 30 yaşında oluyor. Bana ne demiş arkadaşlar? Bunların yaş ortalamalarını bul demiş. Bulalım. 22 nasıl buluyordum ben? Toplam bölü adet eşittir ortalama. 22 23 25 30. Bunları topluyorum arkadaşlar. Cevabımı buradan 100 buluyorum. Ve 100'ü adetim kaç? Kaç kişi var elimde? 4 kişi var. 100'ü 4'e böldüğüm zaman ortalamamı 25 olarak buluyorum. A şıkkımı işaretliyorum. Sayfamı temizleyip son soruma geçiş yapıyorum. Yukarıdaki grafik Fatih ve Rabia'nın araçlarıyla 3 günde gittikleri yol miktarını göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fatih, Fatih ile Rabia en çok çarşamba günü yol almıştır. Bakalım arkadaşlar Fatih en çok çarşamba günü, Rabia da en çok çarşamba günü yol almış. Dolayısıyla A şıkkım doğru. B gününde 3 günde aldıkları ortalama yol miktarı eşittir. Bakalım Rabia'nın ortalama yol miktarını bulacağım. Salı günü 120 gitmiş. Çarşamba günü 200 gitmiş. Perşembe günü 130 gitmiş. Bunları topladığım zaman arkadaşlar cevabımı 450 bulacağım. Elimde 3 tane gün olduğu için 450'yi 3'e böleceğim ve cevabımı buradan 150 olarak bulacağım. 150 ne? Rabia'nın yol ortalaması. Buraya Rabia yazıyorum. Fatih'e bakalım. Fatih Salı günü 100 gitmiş. Çarşamba günü 190 gitmiş. Perşembe günü arkadaşlar 160 gitmiş. Bunların toplamı bana neyi verecek? 450'yi verecek yine. Yine 450'yi 3'e bölerek Fatih'in de yol ortalamasını 150 bulacağım. Dolayısıyla Fatih ile Rabia'nın 3 günde aldıkları yol ortalamaları eşit olacak. C şıkkıma geldim. Bir önceki güne göre aldığı yol miktarı en fazla arttıran Fatih'tir. E, Rabia'ya bakıyorum arkadaşlar. Salı günü 120 gitmişken çarşamba günü 200 gitmiş ve 80 arttırmış. Dolayısıyla bakın perşembe günü azaltmış. Perşembe günü hiç saymıyorum bile. Rabia 80 arttırmış diyelim. Rabia 80 Fatih'e bakıyorum. Salı günü 100 giderken çarşamba günü 190 gitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar Fatih 90 arttırmış. Bakın zaten perşembe günü azaltmış. Fatih 90 artmış. Rabia 80 arttırdığı için en fazla arttıran Fatih oluyor. C şıkkım da doğru. Son şıkkıma geldim. Fatih ile Rabia'nın perşembe günü aldıkları yol miktarları arasında arasındaki fark 20 kilometredir. Perşembe günü buradan. Fatih ne kadar gitmiş? 160 gitmiş. Rabia ne kadar gitmiş? 100 gitmiş. 130 gitmiş pardon. 160'tan 130'u çıkarırsam cevabım mı 20 değil 30 bulurum. Dolayısıyla yanlış olan şıkkım D şıkkım olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.